Geleceğin teknolojisi, transdermal teknoloji. Günümüzde birçok alanda kullanılan transdermal teknoloji, hayatımızı daha kaliteli bir noktaya taşıyan en önemli teknolojilerin başında gelmektedir. Tarihçesi, M.Ö. 3000 yıllarında eski Mısır ve Babil tıbbına kadar uzanan bu teknoloji, günümüz tıp ve alternatif tıp alanlarında etkisini halen korumaktadır. Bazı kaynaklara göre 100 bin yıl önce Güney Afrika'nın Blombos mağarasında bulunan sıvılaştırılmış hardal sarısı karışımın cilt koruması açısından kullanılmış olabileceği öne sürülmüştür. M.Ö. 1550 yıllarında yazıldığı tahmin edilen ve 800'den fazla tıbbi reçeteyi içinde barındıran Ebers papirüsü içinde yanıklar, yaralar ve ciddi cilt rahatsızlıklarının tedavisi için birçok tarif vardır. Ebers papirüsü içinde var olan saç çıkarma, cildi iyileştirme ve güzelleştirme, baş ağrısı giderme ve tenya tedavisinde kullanılan ürünler gibi ürünler bilinen ilk transdermal uygulamalara örnektir. İlk uygulamalardan 1500 yıl sonra, M.Ö. 129 ve 216 yılları arasında yaşamış olan ve eczacılığın babası olarak adlandırılan Yunan doktor Galeni'nin de transdermal ürünlerle ilgili çalıştığı bilinmektedir. Genellikle lokal uygulamalarda kullanılan ilaçlı sıvılar M.Ö. 2000'li yıllarda antik Çin'e kadar izlenebilmekte ve günümüzde kullanılan transdermal bantların ilkel öncüleri olarak tarihteki yerlerini almaktadırlar. Bazı ilaçların deriyi geçtiği kavramı tıp dünyasında ilk olarak İbn Sina tarafından uygulanmıştır. İbn Sina, El Kanun Fit Tıp kitabında deriye uygulanan ilaçların yumuşak ve sert olarak iki durumda olduğunu öne sürmüş ve yumuşak olanların deri altına nüfuz ettiğini belirtmiştir. Ayrıca derman olarak kullanılan bu ilaçların sadece lokal etkilere sahip olmadığını, aynı zamanda eklemler dahil deri altındaki dokulara bölgesel etkileri, uzak bölgelerdeki dokulara da sistemik etkilerinin olduğunu belirtmiştir. 1900'lerin başında ise bazı boya türlerinin kullanıldığı giysilerin zehirlenme dahil birçok farklı vakaya yol açtığının ortaya çıkmasıyla birlikte deriden emilim kavramı daha ciddi olarak incelenmeye başlanmıştır. Bu çalışmaları destekleyici olarak yapılan kan, idrar tahlili gibi tahlillerde bulgular da aynı sonuca ulaşmış ve deriden emilimin sistemik etkisini gözler önüne sermiştir. Günümüzde kullanılan transdermal yapışkan bantların ilk olarak bilim adamı Dale Brewster tarafından geliştirildiği bilinmektedir. Bu çalışmada bir öğrencisi Sherman Kramer ile birlikte gönüllü insan denekler üzerinde kollarına bir difüzyon hücresi yapıştırılmasıyla ilk transdermal yapışkan bant örneği hayata geçmiştir. Kramer'in çalışmalarından 10 yıl sonra biyokimyacı ve girişimci Alejandro Zaffaroni bu alanda ilk patenti alan kişi olarak tarihe geçmiştir. Temelde basit bir mantığa dayanan transdermal yapışkan bantların mantığı, içinde barındırdığı muhteviyatı deride bulunan kıl köklerinin açıklığından faydalanarak direkt kan dolaşım sistemine aktarmasıdır. Böylece vücuda ilaç ya da besin takviyesi gibi içeriklerin zerk edilmesi şeklinde açıklanabilir. Günlük yaşantımızda artık daha çok kullanılmaya başlanan transdermal yapışkan bantların içeriği, modern tıp alanından farklı olarak besin takviyesi niteliğinde kırmızı kore ginsengi, gümüş iyonları, vitamin destek ürünleri ve benzeri muhteviyatlarda olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada wellness ve illness sektörlerinde yoğun olarak kullanımı gerçekleştirilen transdermal dalga teknolojisi, ileride yemek yeme ihtiyacımızı da ortadan kaldıracak bir teknoloji olarak karşımıza çıkabilir mi?